Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanenize bereket versin. Rabbim selam bereketi üzerinize olsun. Hanımlar bakın şöyle Nako Baby'nin, Baby'nin ipiyle bebek battaniyesi başlamıştık. Kanalımda mevcuttur bebek battaniyemiz. Şimdi ben bunun ölçülerini vereceğim size. Bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başlıyorum. Şöyle mezuremle çok büyük bir battaniye yapmadım. Şimdi şu kesim yaptığım yerden şöyle bir yarısını size ölçüyorum. Kesim yaptığım yerden. Bakın şu şekilde. Yarısını. Şöyle şu başladığım yerden ölçüsünü alıyorum. Yani toplamda 63. Yani 63 100 60 60 120 126 yani 1 metre 6 santim 126 santim olacak battaniyemizin şeyi boyu. Şimdi buradan da şöyle hemen en ölçüsünü vereceğim. Şöyle hemen daha bitmediği için bugün Allah nasip ederse bitiririm ben onu. Çünkü şey kesimleri başladı artık. Artırmayla biraz daha uzun oluyor. Kesimleri başladığı için şöyle şimdi ikiye getirip öyle ölçeyim size. Şimdi nasıl kesim yaptık? Yapıyoruz. Onu anlatacağım. Bir de kenar oyasını anlatacağım. 3 günde de bir battaniye elde edebilirsiniz. Eğer hızlı öğrenenler için. Bakın bugün 3. gün. Nasipse bugün ben bunu akşama bitiririm. Sabah çekim yaptığım için. Şimdi şöyle şöyle anlatayım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de. Bakın 7. de kesmeye başladım. Haroşo modelinde. 14 sıra, 14 diş haroşomuz vardı. Kanalımda mevcut, başlangıcı bakabilirsiniz. 14 diş haroşodan sonra ortaya geldiğimde haroşomu 7 haroşo ördüm. 7 diş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dişte kesmeye başladım hanımlar. Nasıl kesildiğini şimdi anlatacağım. Haroşamızın yarısında kesme işlemine başlıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Gene burasını, şurası yaptığımız gibi tırtıklı gidiyor. Şu düz ilmeğimi bir tane, bakın arttırırken kenar ilmeğimizi alıp arttırıyorduk. Şimdi kenar ilmeğimizi alıp şu ikisini bir kapatıyoruz. Yani kesim yapmış oluyorum. Şimdi burada düzden anlatmak istedim ki modeli katacağım için. Şimdi burada bir tane ya da bir tane daha örelim. Bir dahakine kesim yapacağız çünkü. 3 tane ördüm. Bir tane aldım. Çünkü şey burada artık modelimizi oluşturuyoruz. Şu şekilde kesiyorum. Kestim. 3 tane örüyorum. Tekrar ajurumu aldım. 3 tane daha örerek başa kadar gideceğim anlar. İlmeklerim koltuk altımda ördüğüm için ilmeklerim ters. Bakın. Bu şekilde başa kadar gideceğim. Bir daha dönüşte kesimini göstereceğim. Şurada tekrar kesimini yapacağız. Dediğim gibi haroşanın düz kısmına kaç haroşa olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. haroşada kesmeye başladım orta kısmında. Tekrar değineyim. Şimdi bunu başa kadar bu şekilde gidiyorum. Bakın burada
arttırmamı yaptırdıktan sonra kesimden sonra 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğimizi de şimdi dönüşte bir tanesini keseceğiz. Bakın düz ördüm kenarını. Döndüm. Şöyle tekrar haroşa olarak kenar ilmeğimi aldım. Şimdi buradan bir tane kesimi yaptım. Bu şekilde artık burada tek tek artırma yaptığımız için tek tek de kesimle yapacaksınız artık. Battaniyeyi de öyle bitireceksiniz kenar kısmına. Bir de şunu diyeyim. 3 ilmekte başladık. 175 ilmeğe kadar çıkarttım onunla. 175 ilmekten sonra 180 ilmekten sonra 175-180 ilmekten sonra kesmeye başladım. Bu şekilde artık hanımlar kenar oyasında anlatacağım. Çok fazla bir uzun videomuz olmayacak. Çünkü anlatımını yaptığım için artık sadece kesimlerini kısaca göstermek istedim. Nasıl kesim yapıyoruz? Ondan sonra bir de kenar oyasını göstereyim size şimdi. Şu şekilde battaniyemin kenar oyasını yapacağız. Kız çocuğuna, erkek çocuğuna yapabilirsiniz bu battaniye renk değişiminden dolayı. İstediğiniz model şey renklerden battaniye yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi şu şekilde ben ipimi aldım size boyasını göstermek için. Şöyle ipimi sabitledim. Ya da şuradaki iple de bağlayabilirsiniz. Düğüm olmasın derseniz de buradan benim gibi başlayabilirsiniz. Şuradan tığımı geçirdim. İlk başladığım yerden. Üç tane zincir çektim. Başına doladım. Hemen haroşa arası. İkili trabzan yaptım. Bir. Üç tane başına doladım. Araya girdim bakın. Battım. Şimdi başına doladım. Bakın. Bir trabzan haroşa arası atlayıp ikinciye batıyorum. 3 zincir tekrar 2 trabzan arasına batıyorum. Tekrar başına doladım. Bir haroşa atladım ikinciye. Çok da fazla kasmasın. İsterseniz her haroşadan da alabilirsiniz şöyle. Çünkü artırma olduğu için birazcık kastırabilir. Şu kenar kısımdan, düz kısımdan oyalayabilirsiniz hanımlar. 3 zincir tekrar boşluğa battım. Başına doladım. Bakın her şeyi haroşa arasına batabilirsiniz. Başına doladım. Her haroşa arasında da çok sık olacak gibi. Bakın bu şekilde tamamını kenar oyasında bu şekilde yapacaksınız hanımlar. Çok fazla sıkmadan, çok da fazla gerdirmeden kenar oyasını tamamlayın. Çok güzel bir battaniye olacak. İstik üzerine yapıyorum ben battaniyeyi. Bu arada Instagram hesabım Safişin Elemekleri, Facebook hesabım Safişin Elemekleri. Oralardan bana ulaşıp istediğiniz modelleri atarsanız ben size yardımcı olurum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Hanımlar bilginiz olsun. Bunun da isteği Instagram hesabından olmuştu.
Bakın bu şekilde artık hepsini oyalayacaksınız. Güzel bir battaniye elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi harika bir battaniye olacak hanımlar. Hepsini ben bu şekilde tığlayacağım bunun. Şeyden sonra battaniyemi bitirdikten sonra hepsini. Ben burada bunu şimdi sökerim. Tekrar bir daha başlarım. Çünkü de battaniyemin kesimleri bittikten sonra tığlayacağım. Bakın bu şekilde kenarda çok güzel duruyor. Bakın. Gerçekten battaniyemiz çok güzel olacak. Biraz daha büyük isterseniz 190'a kadar falan arttırabilirsiniz. İpimiz az ince olduğu için arttırımları bu şekilde oldu. Boyutu bu kadar oldu. Çünkü biraz daha kalın ip olsa daha da büyük olacaktır. En kısmını ölçtüğümde de 90 santim, 80 santim hanımlar. En kısmı. Ona göre yapabilirsiniz artık hanımlar. Benim anlatacağım bu kadar. Çünkü kesimlerini, her şeyini anlattım. Şimdilik hoşça kalın. Safişin emeklerine kalın. Allah'a emanet olun.